arkadaşlar. Gençlik şehri, Eskişehir insanı kendini genç hissettiriyor. Söylemek istediğim çok şey var ama önce kısa bir video ile başlayalım istiyorum. Parmağınızın ucunda. Ben bir eğitimciyim. Size eğitimle ilgili konuşacağım ve eğitimde dijital dönüşümü anlatmaya çalışacağım. Bugün tüm dünyada eğitimde bir reform yaşıyoruz. Dünya teknolojiyle dönüşüyor. Bilgi ve iletişim çağında tabii ki eğitim de bu teknolojik dönüşümden nasibini alıyor. Bu dönüşümü doğru yerden yakalayan toplumların geleceğin dünyasında bir adım öne geçmek için ellerinde çok önemli bir fırsat olacağını inanıyorum. Dolayısıyla bu dönüşümü anlamak çok önemli. Ki dönüşüme adapte olabilelim, hatta bu dönüşümü yöneten liderler haline gelebilelim. Onun için konumuz önümüzdeki 45 dakika boyunca eğitim olacak. Biliyorum öğrenciler için eğitim belki çok da ilginç bir konu olmayabilir ama aslında kendimizi geliştirebilmemiz için dediğim gibi bu değişimi iyi anlamak elzem diye düşünüyorum. 2 dakika kendimden de bahsetmek isterim ki niye burada bugün sizlere bunları anlatıyorum, biraz daha anlamlı hale gelsin. Ama öncesinde ben Khan Akademi'yi temsilen buradayım. Khan Akademi'yi öğrenmek için kullanan arkadaşlar var mı aramızda? El kaldırırlarsa çok sevinirim. Ne kadar güzel. Keşke her yerde bu tabloyu görebilsem. Çünkü bildiğiniz gibi biz kar amacı gütmeyen bir kurumuz. Tamamen ücretsiz bir hizmet veriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ve gerçekten yaptığımız işin en güzel geri bildirimi işte bu elleri havada görebilmek. Ben daha önce üniversitede görevliydim, yani akademik kökenliyim. Ama eğitimle ilgili kafa yormaya başlamam lise yıllarıma dayanıyor. 16 yaşındayken üniversite sınavı denen ve ülkenin yetiştirdiği yetenekleri tek bir potada eriterek standartize etmeye amaçlayan bu olgu bana oldukça ters gelmişti. Ben de değişim öğrencisi olmak için ironiktir ki yine sınavlara girdim ve dünyanın farklı bir yerinde, dilini bile bilmediğim bir yerde birkaç sene kalarak okula gittim. Ne yazık ki burada dershane, üniversite, okul, özel ders, o curcunanın içine girmek bana dünyanın öbür ucuna gitmekten çok daha zor geliyordu. Dolayısıyla farklı bir yerde eğitim alma ve deneyimleme şansını buldum. İlginçtir, buradayken sıradan bir öğrenciydim, öyle derslerim çok da iyi değildi. Fakat gittiğim yerde okul birincisi oldum. İnsan ister istemez sorguluyor. Başarı nereden geliyor, insanı başarılı yapan nedir diye. Ve şunu gördüm, aslında burada pek çok öğrenci de yazık ki başarıyı tadamıyorken gittiği farklı yerlerde başarılı olabiliyorlar. Bu belki de bireysel değil, sistemsel bir sorun. Lütfen beni yanlış anlamayın, burası iyi, orası kötü, ben bunu demeye çalışmıyorum. Tam tersi, eğitime nasıl yaklaştığımız, ne öğrettiğimizden daha önemli diye düşünüyorum. Eğer başarı, analitik geometriyi çok iyi bilmekse, organik kimyayı bilmekse ben bugün hala başarılı değilim. Ama eğer eğitim sistemi size biraz liderlik, biraz takım çalışması, biraz inovasyon bunları öğretebiliyorsa işte o zaman hayata belki biraz daha hazır oluyorsunuz diye düşünüyorum. Benim hikayeme geri dönecek olursak liseyi ve üniversitenin bir kısmını yurt dışında okuma şansı buldum. Yani kısmen burada, kısmen orada. Dolayısıyla her zaman karşılaştırmaya devam ettim.
Yüksek lisans, doktora derken Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde Türkiye'nin sosyal politikalarını, eğitim politikalarını araştırmaya ve diğer ülkelerle karşılaştırmaya devam ettim. Ve her araştırmada karşıma çıkan birkaç şey vardı. Muazzam bir genç nüfusumuz var, teknolojiyle barışığız. Peki eğitime gelince en azından uluslararası sınavlarda neden bu kadar zorlanıyoruz? Şanslıyız ki orada dünyadaki dijital dönüşüm eğitimin de kurallarını değiştirmeye başladı. Artık buradaki öğrenci, oradaki öğrenci diye bir ayrım ortadan kalkıyor çünkü eğitim coğrafi sınırlardan bağımsız bir olgu haline geliyor. Kendi hızımızda, istediğimiz zaman dünyanın bilgisine ulaşabiliyoruz. Çünkü dünyanın bilgisi artık parmaklarımızın ucunda. Konuşmamın geri kalanında ben size eğitimde ne değişiyor bunu anlatmaya çalışacağım. Bugün 21. yüzyılda hayatımıza giren yeni teknolojiler aslında her gün her yerde günlük hayatımızı kolaylaştıracak şekilde karşımıza çıkıyor. Telefonlar, internet, cep telefonları. Belki bundan 10 sene, 15 sene önce bu kadar yaygın değildi ama bugün hepsi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Peki bu değişimden en fazla fayda sağlayabilecek alanlardan biri de eğitim değil mi? Bir düşünürsek, bakarsak bizden önceki kuşaklar nasıl öğreniyorlardı? Bilgiye nasıl ulaşıyorlardı, sınıfta hangi yöntemlerle ders işliyorlardı, bugün dünyanın büyük bir kısmı için çok da fazla bir şeyin değişmediğini söyleyebiliriz. Bir öğretmen tahtada ders anlatıyor, öğrenciler not tutuyor, sınavlar oluyor, notlar veriliyor. Anlasalar da anlamasalar da senenin sonu geliyor ve bir sonraki konuyu öğrenmeye devam ediyoruz. Halbuki her bireyin kendine en uygun hızla öğrenmesi gerekir. Öğrendiği kadarını tam ve ustalaşarak öğrenmesi gerekir. Bisiklete binmeyi nasıl öğreniyoruz? Üç tekerlekli bisikleti güzelce sürmeden normal iki tekerlekli bisiklete binmeye başlıyor muyuz? Başlamıyoruz. Hayattaki her şey aslında ustalaşarak öğrenme üzerine kurulu. Ama bir şekilde biz eğitim sistemimizde tamam öğrendiğin kadarı sana yeter. Eğer 100 üzerinden 60 öğrendiysen hadi bir sonraki konuya devam edelim diyoruz. Bu dünyanın her yerinde böyle. Ama artık değişmeye başlıyor. Belki kara tahtanın yerini beyaz tahta aldı, akıllı tahta aldı ama dersin işleniş biçimi ne yazık ki çoğu sınıfta aynı dar çerçevenin içine sıkışmış olarak devam ediyor. Tarihte kısa bir gezintiye çıkacak olursak, burada orta çağdan bir derslik görüyoruz. Bunun için dünyanın ilk üniversite sınıfı olduğunu söyleyenler de var. Bugünküyle bir karşılaştırma yaparsak çok da farklı görünmediğini göreceksiniz. Dersi merakla dinleyen öğrenciler ve neticede iki resim arasında ne kadar fark var diye sorgularsak çok da fazla bir fark yok. Halbuki bu resmin çekildiği zaman 18. yüzyıl Prusya'sı endüstri devrimine, sanayi devrimine standartize yeteneklere sahip bir işçi sınıfı yetiştirmeye amaçlıyordu. Biz bugün endüstri 4.0 konuşurken çok yönlü interdisipliner yeteneklere sahip öğrenciler yetiştirmeye amaçlarken hala aynı modeli kullanmakta ısrarcı olmamamız lazım diye düşünüyorum. Tarihteki gezintimizi biraz daha geçmişe döndürelim ve 2000 yıl önceye gidelim. 2000 yıl önce tabii ki toplu taşıma araçları yoktu ama tekerlekli araçlar icat edilmişti. Bilgiyi saymaya yarayan ilk araçlar icat edilmişti. Ve öğrenme ortamı nasıldı diye bakarsak farklı uygarlıklarda bu şekilde tasvir ediliyordu. Hızla günümüze yaklaşalım. Bundan 100 yıl önce seri üretim otomobiller hayatımıza girdi. Hesap makinesinin atası kabul ettiğimiz şu ilginç cihaz icat edildi. Ve telefon belki o gün fark etmedik ama dünyayı çok daha küçük bir yer haline getirmeye başladı. Bundan 50 yıl önce otomobiller artık birer dizayn objesi haline geldi. Ve telefon aslında her birimizi ulaşılabilir ve ulaşabilir yapmaya başladı. Yarışmalarda sıkça karşımıza çıkan bir söz var. Telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum diye. Ben bu sözü oldukça anlamlı buluyorum. Çünkü bilgiye ulaşmanın en kolay yolu ne? Bir bilene sormak. Bugün eğitim ve öğrenme anlayışı aslında bilgiyi depolamak yerine doğru bilgiye en hızlı yoldan ulaşmayı bize öğretiyor. Her şey artık bilginin depolanması değil, çünkü bilgi meta haline geliyor, değersizleşiyor. Bilgiye ulaşma yöntemleri ise her geçen gün daha fazla değer kazanıyor. İşte 50 yıl önce öğrenme ortamında bu şekilde görünüyordu, dünyadan farklı örneklerle.
Hepimizin hatırlayabileceği bir döneme gelirsek, 21. yüzyılda cep telefonları bizi her an ulaşabilir ve ulaşılabilir kıldı ve bilgisayar, internet her eve girerek artık bilmediğimiz zaman başka bir insana değil, buluttaki bilgiye sormamıza, arama motorlarına yazmamıza sağlayarak bilgiye ulaşmamıza yardımcı oldu. Öğrenme ortamı nasıl görünüyordu diye bakarsak da işte böyle görünüyordu. Bugün otonom sürüş yapabilen otomobillerin olduğu bir dönemde yaşıyoruz ve artık tablet bilgisayarlar, dizüstü bilgisayar bilgisi parmaklarımızın ucunda. Öğrenme ortamını göstermiyorum çünkü zaten içinde yaşıyoruz. Şimdi anlatmaya çalıştığım şeyi son bir görselle pekiştirmeye gayret edeceğim. 19. yüzyılın İstanbul'u ne kadar güzel, öyle değil mi? Ve yanda da aynı dönemden bir sınıf resmi görüyoruz. 21. yüzyılın İstanbul'u yüksek binalarıyla, ışıklarıyla, renkleriyle ayrı bir güzelliğe sahip. Ama size soruyorum, iki resim arasında ne kadar fark var? Tamam, teknoloji gelişmiş, biri siyah beyaz, biri renkli ama öğretmen bile aynı yerde duruyor. Neyse ki bugün artık eğitim değişmeye başladı ve bilgi parmaklarımızın ucunda. Eskiden bilgiye ulaşmak çok zordu, tek başımızaydık. Sonrasında bugün hala kullanılan dünyanın en eski iki icadı girdi hayatımıza. Ve bugün çok daha farklı şekilde bilgiye ulaşıyoruz, paylaşarak öğreniyoruz. Sosyal medyayı kullanıyoruz, interneti kullanıyoruz, dijital kaynakları kullanıyoruz. Böyle bir ortamda aslında öğrenme yöntemi de bu gördüğünüz resim değil, böyle bir ortama dönüşüyor. Paylaşarak öğreniyoruz. Biz insanlar sosyal canlılarız, bunu unutmayalım. 1910 yılında bu resmi çizen kişi öğrenme ortamını, 2000 yılındaki öğrenme ortamını bu şekilde hayal etmiş. Bu ne kadar doğru diye düşünecek olursak bugün karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Çok da fazla sanırım tutmamış ama iki resim arasında çok önemli bir benzerlik var. Bilginin aktarılış şekli değişiyor. İşte bilgi parmaklarımızın ucunda diyoruz ya, zaten bilgiyi mümkünse cebimizde taşımayı seçiyoruz. Çoğumuz ne zaman ihtiyacımız olursa o zaman ulaşmak için. Devam edecek olursak bugün eğitimde dijital dönüşümü yaşıyoruz ve bu işin özeti eğitim veriye dayalı ve kişiye özel bir deneyime dönüşüyor. Bunu biraz açmaya çalışacağım. Bu değişimi anlayabilmek için aslında dünyadaki değişimi de şöyle bir gözden geçirmek, anlamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü her alandaki değişim, özellikle de eğitimdeki değişim, dünyadaki teknolojilerin hayatımıza ne kattığıyla doğrudan orantılı. Bugün hızlanan bir dünyadayız ve paylaşım kültürünün, paylaşım ekonomisinin hakim olduğu bir dünyadayız. Mesela bugün Uber dünyanın en büyük otomobil üreticisinden daha fazla araca sahip. Veya Airbnb dünyanın en büyük 5 otel zincirinden daha fazla yatak kapasitesine sahip. Dünyada paylaşım kültürü her alanda hakimken eğitimde de paylaşarak öğrenmenin değerini bilmeliyiz. Ve teknoloji paylaşmayı çok daha kolay, verimli hale getiriyor. Kişiselleştirilmiş bir deneyim çok önemli. Ben hayal meyal hatırlıyorum. 80'li yıllarda çocuktum. Mesela o dönemde bir otomobil alma şansınız varsa seçim yapabileceğiniz bir iki şey vardı. Kaloriferli mi olsun ya da radyolu mu olsun. Bugün düşünsenize herhangi bir şey satın alırken ne kadar çok kişiselleştirme şansına sahibiz. Dünya değişiyor ve önemli olan deneyim. Elimizde neden sözün gelimi çamaşır makineleri var? Çünkü biz temiz çamaşırımız olsun istiyoruz. Eğer birisi bize her hafta çok düzgün bir hizmet sunarak temiz çamaşır sunsaydı neden o kadar para verip de evimize çamaşır makinesi alırdık? Çünkü makinenin tek başına hiçbir önemi yok. Aynı şekilde teknolojinin de eğitimde tek başına bir önemi yok. Biz bu teknolojiyi doğru hizmet, doğru amaç için kullanmalıyız ki değişimi sağlayabilelim. Ve derken Endüstri 4.0 için multidisipliner becerilere sahip gençler yetiştirmek amaçlıyoruz diye özetliyorum ben işin bu kısmını. 1980'lerde Stuart Brand bilgi özgür olmak istiyor demişti. Bugün bilgi özgür, özgürce paylaşılıyor ve dünyanın bilgisine kolayca ulaşabiliyoruz. Bilgi her an her yerde.
Düşünsenize dünyanın herhangi bir yerinde ders anlatan bir öğretmeni aslında evimizde oturduğumuz yerden dinleyebiliyoruz ya da bir öğrenci otobüste okula giderken bu bilgiye ulaşma şansına sahip oluyor. Bir eğitimci olarak bilgimizi sadece dört duvarla sınırlı kalmadan tüm dünyayla paylaşma şansı buluyoruz. Ama önemli olan doğru bilgiye en kısa yoldan ulaşabilmeyi öğrenmek ve öğretmek. İşte bu sebeple eğitimcinin rolü de değişiyor. Artık kariyerimiz boyunca sırtımızda taşıdığımız o bilgiyi tek tek her öğrenciye aktarmak yerine yapmamız gereken her öğrencinin elinin bir bardak almasını ve şelale gibi akan bilgiden o bardağı doldurabilmesini öğretmek. Çünkü bunu yaparsak sadece bugün var olan bilgiye değil, gelecekte var olacak bilgiye de ulaşabilir hale geliriz. Kişiselleştirilmiş öğrenmeden kastım ne biliyor musunuz? Size Khan Akademi'den aldığım birkaç görsel göstereceğim. Öğrenmeyi çok basit bir şekilde A noktasından B noktasına gitmek olarak tanımlayabiliriz. Fakat hepimiz farklı bireyleriz ve A noktasından B noktasına farklı yöntemlerle farklı bir hızda gidiyoruz. Farklı şekilde öğreniyoruz. Bu çok doğal. Ve akıllı algoritmalar neyi bildiğimizi, ne kadar bildiğimizi, nerede eksiğimiz olduğunu anlayabilecek öğrenme haritaları çıkarabiliyorlar. Bu öğrenme haritası olduğunda A noktasına B'den B noktasına gitmenin en kısa yolu nedir? Bunu da öğrenmiş oluyoruz. Örneğin benim bir konuyu öğrenmek için belki 100 tane ders videosu izlemem, 10 tane makale okumam, 1500 tane de soru çözmem gerekebilir ama eminim aramızdaki bir başka arkadaş sadece 5 video izleyerek, 3 soru çözerek aynı şeyi öğrenebilecek. Dolayısıyla bireysel hızda öğrenmeliyiz. Bu çok önemli. Eğer maksat A noktasından B noktasına ulaşmaksa. Özel sektör bugün veriyi çok güzel kullanıyor. Mesela bankalar. Bizi bizden iyi tanıyorlar öyle değil mi? Neye ne kadar yatırım yapıyoruz, ne kadar birikim yapıyoruz veya paramızı nereye harcıyoruz? Çünkü ellerinde hepimize dahil veriler var. Bu veriyi neden eğitim için kullanmayalım? Mesela burada sınıflar görüyorsunuz. Dijital sınıflarda hangi öğrencinin hangi konuyu ne kadar bildiği, nerede zorlandığı, nerede biraz daha yardıma ihtiyacı olduğu gözler önünde. Ve aynı şekilde bir eğitimci derse girmeden önce şu tabloyu gördüğünde kimin nerede desteğe ihtiyacı olduğunu görebiliyor. Veya siz kendi gelişiminizi takip edebiliyorsunuz. Bu çok önemli çünkü öğrenme sürecimizi kendi ellerimize almalıyız. Eğer gelişimimizi takip edebilirsek nerede eksiğimiz olduğunu görüp bunu kapatma şansımız olur. Ne yazık ki bugün çoğumuz bunun farkında bile değiliz. Ve kısacası kariyer yönlendirme için bile bu veri bize çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu veriyi nasıl topluyor eğitim platformları? Oyunlaştırmayla. Puanlar kazanıyoruz, madalyalar kazanıyoruz. Öğrendikçe avatarlarımız büyüyor. Belki kulağa çok basit bir şeymiş gibi geliyor bu ama çok etkili bir yöntem. Ve oyunlaştırma konusunda söyleyebileceğim çok şey var ama sadece bir şeyi vurgulamak istiyorum. Oyunlaştırmanın bence eğitime en büyük katkısı öğrendiğimiz kadarıyla gurur duyuyoruz. Bugün başarı tadını almak için bir öğrencinin belki en iyi notu alması gerekiyor ama oyunlaştırmada öğrendiğimiz bir noktasından iki noktasına gitmekse bile başarıyı deneyimlemiş oluyoruz. Çünkü anında geri bildirim veriyor oyunlaştırma. Bu bir iletişim. Ben artık teknolojiyi bugünün şartlarında bir iletişim unsuru, iletişim aracı olarak görüyorum. Çünkü belki de bizlerin babalarının, büyüklerinin, annelerinin jenerasyonunda elektriksiz bir ortamda bilgiye ulaşmak, bugün internetsiz bir ortamda bilgiye ulaşmakla hemen hemen aynı. Demiyorum ki sınıflarımız böyle olmalı ama ters yüz öğrenme ortamını sınıfa sokarsak işte o zaman kendi hızımızda öğrenebilir ve sınıftaki zamanımızı bireysel çalışmalar, takım çalışmalarıyla pekiştirmek için kullanabiliriz. En basit deyişiyle elimizde bilgiye ulaşalım, öğrenelim. Sınıftaysa takım çalışması yapalım, grup çalışması yapalım, ödev yapalım ki birlikte çalışmayı öğrenelim. Gelecek için bu çok önemli. Günü gelecek böyle sınıflar da karşımıza çıkacak ama bir telefon bile aslında eğitimde dijitalleşmeyi sağlayabilecek kadar önemli. Çünkü uzaktan öğrenme artık hepimiz için yepyeni bir kaynak sunuyor. Pek çok kaynak var. Ben size bunlardan biri olan Khan Akademi'den biraz bahsetmek istiyorum.
Dediğim gibi Khan Academy kar amacı gütmeyen ve ücretsiz bir kurum. Dolayısıyla ben eğitimde rekabete de inanan bir kişi değilim. Tüm eğitim platformlarının amacı eğitimde dijital dönüşümü biraz da olsa hızlandırmak ve herkese fırsat eşitliği için bir kaynak sunmaktır diye düşünüyorum. Khan Academy'nin kurucusu Salman Khan diyor ki, bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşması için ücretsiz olması gerekir. İşte bu deyişten hareketle bugün Khan Academy olarak amacımızı şöyle özetleyebilirim. Herkese her yerde dünya standartlarında bir öğrenme imkanını ücretsiz olarak sunmaya başlıyoruz. Bunu bir sosyal girişim olarak yapıyoruz. Gönüllülerle çalışıyoruz. Ve bugün eğitim videoları, interaktif alıştırmalar, bireyin seviyesini tespit ederek kendine en uygun içeriklere yönlendirebilen akıllı bir platformu 36 dilde tüm dünyada sunuyoruz. 190 ülkede Khan Academy ile öğrenen öğrenciler var. Bakalım Salman Khan, Khan Academy'nin kurucusunun hikayesi nasılmış? Çünkü gerçekten sosyal girişimcilik adına değerli bir hikaye. Çok uzun uzun anlatmak niyetinde değilim ama genelde üniversitelerde bu hikayeyi anlatmayı seviyorum. Resimden net olarak görebiliyor musunuz bilmiyorum ama göçmen bir aile doğulu Salman Khan. Amerika'da doğmuş, büyümüş. Babası Bangladeşli, annesi Pakistanlı. Çok iyi şartlarda büyümemiş ama çok akıllı bir adam. Amerika'nın en iyi okullarında, MIT ve Harvard gibi okullarda 4 senede 4 diploma kazanmış. Ve iş hayatında başarılı bir kariyeri varken, finans sektöründe çalışıyorken kendine soruyor 30'lu yaşlarının başında. Benim sahip olduğum en değerli şey nedir? Ben bu dünyaya ne katabilirim? Ve tabii ki finans sektöründe belki çok iyi para kazanıyor ama benim sahip olduğum en değerli şey bilgim diyor. Herkes MIT ve Harvard'da okuyup hele de 4 diploma kazanacak kadar şansı olmayabilir. Ve Salman Khan ben bu bilgimi paylaşmak istiyorum diyor. İşte hep dönüp dolaşıp diyoruz ya bilgi parmağımızın ucunda diye. Bunun çıkış noktası da belki 2000'li yıllardaki işte bu YouTube gibi arayüzü platformların bilgi paylaşımı için kullanılmaya başlamasında yatıyor. Ve Salman Khan hazırladığı eğitim içeriklerini şu gördüğünüz evin küçük odasında, dolap gibi bir yerde hazırladığı eğitim içeriklerini paylaşmaya başlıyor. 100 kişi, 1000 kişi derken gün geliyor. Bill Gates bir konferansta, ben kendi çocuklarımın eğitimi için de bu platformdan faydalanıyorum. Hatta kendim de öğreniyorum. Ücretsiz bir platform, herkese tavsiye ediyorum diyor. Sonrasında tabii Salman Khan'a bir TED konuşması yaptırıyorlar. Bu TED konuşmasında söylediği ilginç bir şey var Salman Khan'ın. Benim çok hoşuma gidiyor. Size bir dakikalık kısa bir kesit göstermek istiyorum. I want to talk a little bit about really just how I got started. I was in Boston and I was tutoring my cousins in New Orleans remotely. And I started putting the first YouTube videos up really just as kind of a nice to have, just kind of a supplement for my cousin, something that might, you know, give them a refresher or something. And as soon as I put those first YouTube videos up, something interesting happened. Actually, a bunch of interesting things happened. The first was the feedback from my cousins. They told me that they preferred me on YouTube than in person. They were saying that they preferred the automated version of their cousin to their cousin. At first, it's very unintuitive, but when you actually think about it from their point of view, it makes a ton of sense. You have this situation where now they can pause and repeat their cousin. Now they can, without feeling like they're wasting my time, they could, if they have to review something that they should have learned a couple of weeks ago or maybe a couple of years ago, they don't have to be embarrassed and ask their cousin. They can just watch those videos. If they're bored, they can go ahead. They can watch it at their own time, at their own pace. Bence burada Salman Khan'ın söylediği şeylerden biri, Khan Akademi'nin de kuruluş hikayesinin arkasında yatıyor. Diyor ki, eğer bilgiye ihtiyacınız olduğu anda ulaşabilirseniz, o zaman kendi öğrenme sürecinizde sahiplenirsiniz. Kuzeni Salman Khan'ın YouTube'daki haline gerçek tanıdığım, bildiğim insana tercih ederim. Çünkü durdurup başa alıyorum, tekrar izliyorum. Bunu senden isteseydim bana kızardın diyor. Çok doğru, bilgiye kendi zamanımızda ulaşmalıyız. Bu düşünceyle Khan Academy büyümeye devam ediyor tabii. Özellikle Bill Gates'ten sonra pek çok kurum Khan Akademi'ye destek oluyor. Ve büyük kurumlar için küçük bağışlarla tüm dünyaya her zaman ücretsiz bir eğitim kaynağı sunuyoruz. Bu Khan Akademi'nin değişmez kuralı.
Ekip büyüyor ve uluslararası ekipler kurulmaya başlıyor. Khan Academy Türkiye'nin hikayesine de kısaca değineceğim ama yeri gelmişken şunu gururla söylemek isterim. Khan Academy'nin Amerika'daki merkezinden sonra ilk uluslararası ofisi İstanbul ofisi. Bugün 36 dilde faaliyet gösteren bir platformun ilk ofisi olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Ve Amerikan Başkanı tarafından girişimcilik ödülü alıyor Salman Khan. Bu şekilde eğitim alanında kar amacı gütmeyen bir sosyal girişim olarak tüm dünyaya eğitim veren bir platforma dönüşüyor. Bakın bir kişinin idealiyle işe başlayan platform bugün ne kadar insana ulaşmış? Her yıl 100 milyon öğrenci Khan Academy ile öğreniyor. 2 milyon öğretmen sınıflarda bunu bir eğitim aracı olarak kullanıyor. Ve şu ana kadar 1,5 milyardan fazla ders vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O zaman Khan Academy'de neler var da kısaca cevap vermeye çalışayım. Eğitim videolarının yanı sıra anlamanızı amaçlayan ve ipuçları veren interaktif alıştırmalar ve sizi kendi bilgi dağarcığınızı geliştirecek şekilde kendinize en uygun içeriklere yönlendiren bir akıllı algoritma var. Bunların hepsi kullanıma tamamen ücretsiz olarak açık. En azından denemenizi tavsiye ederim. Khan Academy videolarına da şöyle kısaca bir göz atalım mı? Çünkü videoyu hazırlarken, eğitim içeriğini hazırlarken neyin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Merhaba Türkiye. First law tells us that an object at rest will stay at rest, and an object in Newton. Newton'un ilk kanunu hareketsiz bir objenin hareketsiz kalacağını ve sabit hızlı bir objenin dışarıdan bir etki olmadığı sürece sabit hızını koruyacağını söyler. Bu, ileri derecede bir pıhtılaşmaya sebep olabilecek bir madde. Trombojenik bir madde, trombojenik. Astronotlar, uzay mekiği ve hepsi aslında düşmektedirler. Ama o kadar hızlı hareket etmektedirler ki yeryüzüne bir türlü ulaşamazlar. Yeryüzünün etrafında gider dururlar. Bu ivmelenme de onların yönlerini değiştiriyor. Bu aslında Temmuz ayaklanmasıydı. Ve insanlar Maximilien Robespierre'den sıkılmıştı. 1794 Temmuz'unda o da giyotinlendi. Ne ekersen onu biçersin. Peki köpek balıklarını yiyen yoksa neden okyanusun her tarafı onlarla kaplı değil? Bazı hayvanlar evcilleştirilemiyor, olmayınca olmuyor. Mesela su aygırları gayet büyük hayvanlardır, bol bol et demek de işte insan yemek gibi bir huyları var. Zebra desen geçimsiz, bozayı desen yabani kalplerini kırmaya gelmez. Fil desen şahane hayvan. Rüstem Paşa, Kanuni Sultan Süleyman için yararlı bir sadrazammış. Zira çok etkin bir vergi sistemi kurmuş ve onun döneminde imparatorluk mali açıdan kuvvetliymiş. Evet, dersleri hazırlarken, içeriği hazırlarken, bilgiyi sunarken çok önemli olduğunu düşündüğünüz birkaç şey var. Birincisi gerçekten arkadaşça bir dille, bir abi abla kardeşine anlatıyormuş gibi ya da iki arkadaş ders çalışıyormuş gibi bu bilgiyi aktarabilmek. Çünkü teknolojiyi bilgiye yaygınlaştırmamızı kolaylaştırıyor. Fakat iletişim her zaman en önemli şey. Önemli olan işin içindeki insan faktörünü sağlayabilmek. 7'den 70'e her yaş için farklı seviyelerde eğitim içerikleri var. Örneğin İlkokul seviyesindeki çocuklar için 3-4 dakikalık son derece kısa videolarla bunu sunmaya çalışıyoruz. Ama üniversiteye gelindiğinde belki 15 dakikalık içeriklerle bilgiyi mümkün olduğunca kısa şekilde aktarmaya başlıyoruz. Bunu yaparken bir şeye daha dikkat ediyoruz. Gerçek hayatın içinden örnekler kullanarak ve mümkünse multidisipliner disiplinler arası örneklerle bilgiyi pekiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü hayatta genelde hepsi bir arada karşımıza çıkıyor. Tarihi, sanatı ve matematiği birleştirebilirsek o bilgi çok daha kalıcı olacaktır. Hayatta sadece matematik ya da sadece tarihten çok genelde bu şekilde karşımıza çıkıyor bilgi. Ve 6500'den fazla ders videosu var bugün Khan Academy'nin Türkçe sitesinde. Eğitimin herkes için olduğuna inanıyoruz. Görme engelli ve işitme engelli bireyler için de elimizden geldiğince bir kütüphane sunmaya gayret ediyoruz. Kısacası bugün tüm okullara ulaşan fırsat eşitliği için sadece büyük şehirlere ya da özel okullara değil Türkiye'deki bütün okullara ulaşan bir bilgi kaynağı sunmaya başladık. Ve bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'yla da bir işbirliği yaparak bu içeriğin her sınıfta ulaşılabilir olmasını sağladık. 50 milyon ders verdik Khan Academy. Ben üniversitede görevliyken bir kişiye bile bir şey öğretebilmenin ne kadar değerli olduğunu deneyimledim. Aranızda eğitimciler varsa, hocalarımız varsa ya da eğitim fakültesinden arkadaşlar varsa bu duyguyu zaten biliyorlardır.
Ama şu anda milyonlarca kişiye bilgi aktarabilen, eğitimine katkı sağlayabilen bir platformun parçası olmak da çok güzel bir duygu. Size birkaç resim göstereyim. Böyle eğitimci deyince hep aklımıza yaşlı profesörler gelir ya. Biz gayet genç dinamik bir kadroyuz. Hatta multidisipliner, disiplinler arası derken burada canlı örneğini de gösterebilirim. Ekibimizde video editörleri var, bilgisayar yazılımcıları var, İngilizce öğretmenleri var. Sonuçta her şey takım çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Bunu da unutmayalım. Burada Khan Academy'nin uluslararası ekibinden bir fotoğraf gördünüz. Bu da bizim Türkiye'deki tam zamanlı küçük ekibimizden bir fotoğraf. Tabii şunun altını çizmekte fayda var. Biz 500'den fazla gönüllüyle çalışıyoruz. Ve aynı zamanda ondan fazla gönüllü ses ve seslendirme sanatçısı, öğretmen de derslerimizi hazırlarken bize destek oluyorlar. Birkaç fotoğrafı da şöyle size göstererek aslında işin sıkıcı bir ortam olmamasını gerektiğini, eğlenceli bir ortamda çok daha fazla iş üretilebildiğini göstermeliyim. Sivil toplumda gönüllülerimiz var, üniversite kulüplerinde gönüllülerimiz var. Yüzünü görmesek bile Türkiye'nin farklı yerlerinde derste Khan Academy kullanan gönüllü öğretmenlerimiz var. Kısacası bu bir gönüllülük hareketi ve aranızdan dileyen herkes de bu hareketin bir parçası olabilir. Birçok okulu geziyoruz. Mümkünse devlet okullarında eğitim teknolojilerinin nasıl sınıfı değiştirebileceğini, dönüştürebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Pek çok konferansta anlatma şansı buluyoruz aynı zamanda bu bilgileri ve zaman zaman basında, medyada da yine insan odaklı ve teknoloji destekli bir eğitim anlayışını anlatmaya gayret ediyoruz. Bir kez daha tekrarlayayım, ben belki bu işin görünen yüzü olabilirim, onun için bugün size burada bunları anlatıyorum ama bu bir ekip çalışmasıdır. Sizler de iş hayatında ekibinizi iyi kurmaya her zaman özen gösterin. Kısa bir videoyla ekibi de analım isterim. Derslerin samimi ve arkadaşça bir anlatım ile sıkılmadan öğrenmenizi sağlar. Kandidatik dersleri 45 dakika ya da 1 saat değil. Konunun özünü size ortalama 8 dakikalık videoda ilerletir. Khan Academy'de sadece okul müfredatı değil, merak ettiğiniz pek çok konuyu bulabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Matematikten sanat tarihine, tansiyondan enflasyona. Merak edin yeter. Her ay 40 milyon öğrenci, 2 milyon öğretmen gibi Khan Academy ile dünya standartlarında bilgi ulaşabilirsiniz. Bilgi etkiken çocukların ders çalıştırdığı, hatta kendini de yeni şeyler öğrenmek için kullandığı platforma siz de kolayca erişebilirsiniz. Evde, okulda, serviste, metrobüste, bilgisayar, tablet ve cep telefonu ile dersler ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Bilgiye istediğiniz zaman ulaşıp kendinize en uygununuzda öğrenirsiniz. Hem de tüm bunlar ücretsiz. 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 Ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Khan Academy bugüne kadar verdiği 1 milyara yakın dersle dünyanın en büyük ücretsiz öğrenim platformudur. Dünyanın en büyük sınıfına hoş geldiniz. Khan Academy'de pek çok şey bulabilirsiniz. Mesela çay. Yalnızsınız. Vay. Ve şöyle bir iki eğlenceli şey göstermek istedim sizlere. Bundan sonra ama konuşmanın sonuna gelirken uygulamak istediğim birkaç tane çok önemli nokta var. Umarım sizlerin de gelecek öğrenim hayatınızda işine yarayacak bunlar. Şimdi mi geldiniz? Demin duyamadıysanız diye tekrarlıyorum. Böyle eğlenceli bir videodan sonra altını çizmek istediğim birkaç önemli nokta var. Bu şekilde sözlerimin sonuna doğru yaklaşıyorum. Eğitim teknolojileri dediğimizde sanki makineler artık insanların yerini mi alacak, bize gelecekte öğretmenler yerine bilgisayarlar mı öğretecek diye bir kaygıya kapılabiliyoruz. Ama ben dijital bir eğitim platformunun temsilcisi olarak şunu her yerde söylemeyi seviyorum. Biz insanlar sosyal canlılarız. Dolayısıyla paylaşarak, tartışarak öğreneceğiz. Bilgiyi aktarmayı teknoloji çok daha verimli bir hale getirebilir. Ama sınıftaki insan faktörünü ön plana çıkarmak için bu teknolojileri kullanırsak, o zaman geleceğin dünyasında çok daha başarılı olabiliriz.
paylaşarak öğrenmek diye altını çizdim sürekli. Niye paylaşarak öğrenmek bu kadar önemli biliyor musunuz? Yapılan bir araştırma, Edgar Dale'in araştırması bize şunu söylüyor. Sadece bir bilgiyi dinlediğimizde bunun %5'i kalıcı olur. Hem okuyup hem dinlediğimizde %10'u, işitsel ve görsel şekilde bunu destekleyebildiğimizde %20'si, bunu uygulamaya geçirebildiğimizde %30'u, tartışabilecek seviyeye geldiğimizde %50'si ve tekrar tekrar pratik yaptığımızda %75'i kalıcı olur. Ne zaman ki bu bilgiyi bir başkasına öğretebilecek hale geliriz, İşte o zaman bu bilginin %90'ı da kalıcı hale geliyor. Bunun için paylaşarak birbirimize öğretmeliyiz ve birbirimizden öğrenmeliyiz. Geleceğin öğrenim metodu bu olacak. Hepimizin bilgi dağarcığının içinde aynı bu peynirdeki gibi boşluklar var. Halbuki bilgiyi tam ve eksiksiz inşa etmeliyiz. Ne öğrenirsek kendi hızımızda ve tam öğrenmeliyiz. Her zaman eksiksiz öğrenmeyi amaçlayalım. Çok zor bir kelimeymiş de. Aynı bir bina inşa ettiğimizi düşünelim. Biz eğer üniversite mezunu bir birey için konuşuyorsak en az 16 yıllık bir bina inşa etmeyi düşünüyoruz. Ama birinci katın temeli sağlam değilse, ikinci kat %60 sağlamlıktaysa bizim 16 katlı bir bina yapmamız oldukça zor görünüyor bana. Burada sınıftan bir grafik görüyorsunuz. Bu çizgilerin her biri birer öğrencinin dönemin başından sonuna kadar öğrendiği bilgi grafiğini gösteriyor bize. Şimdi ilk göreceğimiz öğrenci, örnek bir öğrenci, oldukça hızlı öğrenmiş ve sınıfı iyi bir yerde tamamlamış. Göreceğimiz ikinci öğrenci bu kadar şanslı değilmiş, zorlanmış, bekliyoruz çıkacak, evet zorlanmış, 3 hafta kadar aynı yerde takılmış kalmış, aynı şeyi tekrarlamış. Ben de öğrenciydim, bunu yapmak çok keyifli bir şey değil yani, aynı şeyi tekrar öğrenmek. Ama bilginin temelini bir kere sağlam alınca o kadar başarılı olmuş ki bu örnekte sınıfı birincilikle tamamlamış. Şimdi bunu sadece bir örnek olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama biraz önce söyledim eğitim veriye dayalı bir deneyime dönüşüyor diye. Aynı örnek bugün on binlerce sınıfta tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Eğer bilginin temelini sağlam oluşturursak işte o zaman potansiyelimizi açığa çıkarabilir, gerçek başarıyı yakalayabiliriz. Çok da yeni bir kavram değil. 1984'te bu denenmiş ilk olarak ve denmiş ki tam öğrenme yöntemiyle sınıfın başarısını şu sarı renkli eğriden kırmızı renkli eğriye taşıyabiliriz. Bugün teknoloji sayesinde herkesin kendi hızında ustalaşarak öğrenebildiği bir ortamda başarıyı sarıdan maviye taşımamız mümkün. Ve bu bir toplumu bir yerden başka bir yere taşıyabilecek kadar büyük. Evet, John Dewey, bugünün çocuklarını dünün yöntemleriyle eğitirsek yarınlarından çalarız diyor. Çünkü matematik kadar, fen bilimleri kadar, sanat kadar, müzik kadar 21. yüzyıl becerilerini de öğrenmeliyiz. Takım çalışmasını, inovasyonu, liderliği, yaratıcılığı, girişimciliği bunların hepsi okullarımızda öğretilmeli. Okullarımızda öğretilmese bile biz kendimizi bu alanda geliştirmeliyiz ki geleceğin dünyasına hazır olabilir. Bunların arasında bence en önemlisi hayat boyu öğrenme. Çünkü hayat boyu öğrendiğimizde sürekli değişen, hızla değişen bir dünyada artık diplomaların da değerini kaybetmeye başladığı, eskidiği bir dünyada her zaman değişime ayak uydurabilir, bu değişimi yönetebilir ve gelecekte var olacak bilgiye de ulaşmayı öğrenebiliriz. Bu konuda birkaç söz var çok sevdiğim. Einstein diyor ki öğrenmeyi bıraktığında ölmeye başlarsın. Gandhi de yarın ölecekmiş gibi yaşa, hiç ölmeyecekmiş gibi öğren diyor. Son olarak Salman Khan'ın da bir sözü var. O da biraz daha farklı bir açıdan bakıyor bu işe. Tek bir şey bilmelisin, her şeyi öğrenebilirsin. Çünkü bugün bilgi gerçekten parmaklarımızın ucunda. Size kısa bir video göstererek sözlerimi bu noktada tamamlayacağım. Eğer bu anlatmaya çalıştıklarımla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz Khan Academy'nin bir kitabı var. Ve internette Salman Khan ve benim birkaç TED konuşmamdan faydalanabilirsiniz. Diyor ki Salman Khan, dünyanın neresinde olursak olalım, eğer toplum olarak öğrenirken çabalamamız gerektiğini kabullenirsek, İnsanlığın potansiyeli uçsuz bucaksız bir hal alacaktır. (Gülüyor)
Kimse zeki olarak doğmaz. Hepimiz hayata sıfırdan başlarız. Konuşamayız, yürüyemeyiz. Cebirden ise haberimiz bile yoktur. Okuma yazma, toplama çıkarma, bisiklete binme. İlk başta hangimiz bunları biliyorduk ki? Einstein bile bir zamanlar ona kadar sayamıyordu. Shakespeare de aynı bizim gibi öğrendi ilk defa alfabeyi. Ama işin güzel yanı ne biliyor musunuz? Hepimiz öğrenmek için doğmuşuz. Yavaşça ama kendinden emin bir şekilde. Sen deneyebilirsin, kayarsın, düşersin, sürünürsün, başarısız olursun. Yorucudur bazen, kafa karıştırıcıdır, uğraştırır, denersin, boğuşursun ve bir gün yürümeye başlarsın. Bir adım atarsın, sonra bir adım daha. Bir fikir diğerini takip eder. Verdiğin her yanlış cevap zihnini biraz daha keskin yapar. Çünkü bazen başarısız olmak, başarı için bir adım atmaktır. Büyümek demektir. Ve sen yoluna daha güçlü olarak devam edersin. Öğrenirsin. Tüm evrendeki en güzel, en karmaşık kavramların bile temelinde tek bir düşünce vardır. Her insan öğrenebilir. Kim olursan ol, nerede olursan ol, tek bir şeyi bilmelisin. Her şeyi öğrenebilirsin. Evet, bugün sizlerle birlikte olma şansını bana veren Anadolu Üniversitesi'ne